Arkadaşlar tekrar merhaba ben Ahmet Konanç Fenerbahçe'yi ve hayatı sadece YouTube'da değil sadece Facebook'ta değil sadece Twitter'da değil her zaman sözünü verdiğim gibi Instagram'da da burada da konuşmaya devam ediyoruz. Buradan da yine YouTube'da Facebook'ta da bu videoyu bulacaksınız belki şu anda bizi oradan izliyorsunuz. Fenerbahçe'de şu anda tabii birçok önemli konu var. İki konu var beni çok köşeye sıkıştırıyorlar. Bana diyorlar ki bazı takip etmeyen takipçiler yani beni takip etmiyor görünüyorlar ama Ahmet Konanç e, sosyal medya mecralarını aslında her yerden takip ettiğini rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Beni çok fazla köşeye sıkıştırıyorlar. Özellikle bugün diyorlar ki Vişçe gelmeyecek Fenerbahçe'ye dedin. Vişçe geliyor. Seni rezil edeceğiz diyorlar. Diyorlar ki Emre Belezoğlu bu takımın teknik direktörü olacak. Ya da bir şekilde devam edecek dedin. Emre Belezoğlu'nun yerine başkası geliyor. Seni çok kötü köşeye sıkıştıracağız diyorlar. Arkadaşlar ben kaynaklarına ve haberlerine haberciliğine güvenen bir sanım. Yanlış çıkar diye bir şey yok. Görüş değişmiştir, süreç değişmiştir ama çıkar yine de ben bu konuda kesin konuşmuştum. Vişçe Fenerbahçe forması giymeyecek ve Emre Benezoğlu bu takımın teknik direktörü olacak demiştim deyip özür dilerim. Özrümü kabul edersiniz etmezsiniz ayrı bir şey. Ama bir daha söylüyorum bakın. Emre Benezoğlu ve Vişçe konusunda iddialıyım. Şimdi burada madem bu konu sürekli açılıyor Vişça konusunda ilk defa bir şey açıklayacağım size. Yani ben neden Edin Vişça Fenerbahçe'de oynamayacak, sezonu Başakşehir'de tamamlayacak diyorum. Ve hatta bir adım ötesine gidip Emre Belezoğlu oldukça Fenerbahçe'de olmayacak diyorum. Şimdi oraya geliyoruz. İlk defa duyacağınız bir mevzu olacak. Emre Belezoğlu da bu takımın teknik direktörü olacak diye neden söylüyorum bunu anlatacağım. Diğer konulara başka haberler de var. Mesela Thiago ee, Souza. Orta sahada bir Brezilyalı iddia. Bu isimle ilgili konuşacağız. İsmail e Kolubali meselesi bununla yine alakalı. Vedat Muriç konusunda yine konuşacağız. Şimdi arkadaşlar. Emre Belezoğlu'yla Edin Vişcan'ın birlikte çalışmak istediklerine çok emin değilim. Allah Allah ne diyor Muhammed Konanç? Emre Belezoğlu'yla Edin Vişcan'ın birlikte çalışmak istediklerine pek emin değilim sevgili arkadaşlar. Bunu bir tık ötede artık açamıyorum. Süreç bambaşka bir yere gider. Dolayısıyla ben Edin Fenerbahçe'de göreceğimizi düşünmüyorum. Eminim yani. yani. Ben kendi adıma eminim. Olursa benim için sürpriz olur. Şimdi bir de bu transfer yani transferde olmaz olmaz yani her şey olabilir ama ben böyle bir iddia sahibiyim. Emre Belezoğlu için Başkan Ali Koç bazı kongre üyeleriyle Faruk Ilgaz tesislerinde geçtiğimiz günlerde buluştuğunda bir sürpriz yaşamak istemediklerini, Emre Berezoğlu'na güvendiklerini söylüyor. Bir başka kaynağımdan aldığım haber de bunu doğruluyor, çek ediyor. Ve ben de diyorum ki Fenerbahçe teknik direktör olarak Emre Belezoğlu ile devam edecek. Başkanın kafasında hala bu var. Son an son gün bir sürpriz yaşanır mı yaşanabilir ama bence çok düşük bir ihtimal. O yüzden ifade ediyorum Fenerbahçe Emre Belezoğlu yoluna devam edecek. Zaten Emre Belezoğlu hadi bir sürpriz oldu diyelim. Yabancı bir teknik adam getirildi. Takımda yine olacak. Elinde e, tableti, iPad'i, e, defteri, kitabı, kalemi sürekli kulübe gider giderken gelirken fotoğrafları, videoları var değil mi Emre Belezoğlu'nun? Neden var? Çalışıyor adam. Transferlerde hala emek sarf ediyor. Dolayısıyla Emre Belezoğlu ve e, Edin kısmı bu. Ha! Bana çok acayip mesajlar yollayanlar. Hepsi duruyor. Bakalım transfer dönemi de bitecek. Emre Berezoğlu ya da başkası, Edin ya da başkası onları göreceğiz. O zaman ya ben özür dileyeceğim ya da siz özür dileyeceksiniz. Biz inandığını söyleyen insanlarız. Yanılma payımız olabilir, ee, yanılabiliriz. Ama hiçbir zaman bilgi almadan, istihbarat almadan veya inanmadığı şeyleri söylemeyiz sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu'nun yardımcılarından bir tanesi Selçuk Şahin. Selçuk Şahin özellikle geleceğe dönük oyuncular, genç veya olgunlaşma evresine yakın ama hala genç sayılabilecek oyuncular e, çerçevesinde arayışlarda bulunuyor. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da. Bu oyuncular arasındaki isimlerden bir tanesi Mali'li İsmail'e Kolibali dedik. Sheffield United'ın Fenerbahçe'nin iyi ilişkiler içinde olduğu kulüp. Bununla birlikte de e, Berşat'ta... Belçika'da kiralık olarak oynamaya devam eden bir kulüpte kiralık olarak oynamaya devam ettiği bir kulüpte yer alıyor. İsmail e Kolubali. Şimdi bu bir orta saha oyuncusu. Bugün Fanatik'te sevgili Ömer Necati Albayrak'ın kaynak gösterelim güzel bir haberi var. O da orta saha oyuncusu. Thiago Souza. Şimdi detayları okuyacağım. Neden Fenerbahçe genç orta saha oyuncuları arıyor? Arkadaşlar Gustavo kaç yaşında? Souza kaç yaşında? Diyeceksiniz ki Biglia da kaç yaşında? Ama bu ikisinden birisinden en az, en az belki de ikisini birden gönderdikten sonra bu sezon için direkt acil bir ihtiyaç olarak Biglia, Lucas Biglia düşünülüyor. Neyse. Thiago Souza da İsmail Kolubali gibi geleceğe dönük olarak Fenerbahçe'de adı geçtiği belli olan bir oyuncu. Şimdi sevgili arkadaşlar kim bu isim? Polonya'nın Krakowya takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Thiago Souza Fenerbahçe'ye önerilmiş. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu tekniği, hızı ve oyun görüşüyle dikkatleri üzerine çekiyormuş. Ben bu haberi mantıklı bulurum. Çünkü o bölgeye İsmail'e Kolubali'yi anlattım ya Fenerbahçe'nin geleceğe dönük bazı çalışmaları var, araştırmaları var. Bakın bu haberde de zaten Selçuk Şahin'in adı geçiyor. Kısacık okuyayım. Kongre sürecinde olan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Fenerbahçe'ye Polonya'nın Krakowya takımında oynayan 24 yaşındaki orta saha Thiago Souza önerildi. Potansiyeli yüksek isimler arasında araştırmalar yapan oyuncu izleme komitesinin ilk değerlendirmesinden geçer not olan Thiago Souza ile ilgili detaylı araştırmaların yapı yapılacağı bildirildi. Bu sezon 25 maça çıktı. Her iki ayağını da kullanabiliyor. Tekniği, hızı ve oyun görüşüyle dikkat çekiyor. Geleceğe yatırım hedefiyle alınabileceği kaydediliyor. Güney Amerika ve Fransa pazarında etkili olan oyuncu temsilcisi Lucas Özcan Köse'nin 6, 8 ve 10 numaraları iyi oynayan Thiago için Fenerbahçeli yetkililerle görüştüğü belirtilmiş. Selçuk Şahin de bu ve diğer kulübe önerilen isimlerle ilgili çalışıyormuş. Böyle bir bilgi. Yani çok fazla orta saha konuşuyoruz. Bu oyuncu da orta saha. Bu ismi geçen haberdeki oyuncu da orta saha. Ama neden olduğunu sizlere anlatmaya çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi... Aynen öyle Serkan. Atam izindeyiz. Kuşku götürmez. Gözüme ilişti. Yorum okumadan geçmek istemedim. Şimdi Fenerbahçe'de Muriç meselesi bir şekilde çözülebilir. Önce neden şu anda bir çözümsüzlük durumunda? Lazio işi biraz kaprise, naza bindirdi. Türkiye'ye pek Fenerbahçe'ye vermek istemiyor. Zaten zor aldılar. Biraz da Fenerbahçe şimdi zorluyorlar ama. Hep söyledim yine söylüyorum. Muriç'in eski performansını yakalama ihtimali en yüksek olan kulüp yine Fenerbahçe. İtalya'da başka bir seri A kulübü ya da Avrupa'da başka bir kulüpte tekrar bir formsuzluk yaşarsa toparlanması çok daha zor olur. Bu işin tek çözüm noktası bu tır transferin. Mur için bu konuda arzusunu isteğini Fenerbahçe'de oynamak istiyor biliyoruz. Net olarak Lazio e, nezdinde ortaya koyması lazım. Ancak Lazio ya bir baskı yapabilirse benim tercihim budur. Önceliğim budur Fenerbahçe'de derse Vedat Muriç. Vedat Muriç konusunda bir hamle olabilir sevgili arkadaşlar. Lukas Biglia'ya gelelim. Lukas Biglia ile Fenerbahçe anlaştı. Kulübüyle anlaşması lazım. Kulübüyle anlaşmada Fenerbahçe takasta futbolcularla ilgili konuşuyor. Bu arada geçtiğimiz günlerde Karagümrük Başkanı Sayın Süleyman Hurma da ben de kendisini çok yakın tanırım. Çok da başarılı bir insandır Süleyman Bey. Süleyman Hurma Trabzonspor'dan Lukas Biglia talebine karşılık 2.2 milyon euro istediğine dönük haberleri iddiaları yalanladı ve dedi ki böyle bir para istemedim. Oyuncuyla anlaşsın Trabzonspor biz gereken kolaylığı yaparız dedi. Bu ne demek? Topu oyuncuya atmak demek. Çünkü oyuncu zaten Fenerbahçe istiyor ve Fenerbahçe'yi bekliyor. Dolayısıyla buradan da Fenerbahçe Lucas Biglia haberlerinin ne kadar yerine oturduğunu bir kez daha anlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Geldim bir diğer konuya. Berke Özel. Berke 3 yıl Belçika'da Vestello kulübünde Belçika 2. liginde oynadı. İstanbul'a döndü. Fenerbahçe bu oyuncuyla yola devam etmek istiyor. Ama Fenerbahçe Berke'yi Altay'ın yanında ikinci kaleci olarak konumlandırmak, gelecek sezonda Altay'ı satarak Berke yer değiştirmesini ve Berke devam etmek istiyor. Ama bu sezon Berke ikinci kaleci olmayı kabul eder mi? Marcelo'ya geleceğiz. Marcelo'yu anlatacağım. İkinci kaleci olmayı kabul eder mi? Berke Özer. Kabul ederse kalır. Kabul etmezse iki seçenek var. Ya Fenerbahçe bu oyuncuyu satacak çünkü bir yıllık sözleşmesi var. Ya sözleşmesini uzatacak yine kiralayacak. Oyuncu da diyecek ki benim sözleşmemi uzatın, beni bir yıl kiralayın, 6 ay gittikten sonra geleyim. Ben 3 yılda ee, 60-70 maç oynamışım Belçika'da ve oynamaya devam etmem lazım. Körelerinde diyebilir. Belki Özer meselesi de çözülmesi için hala üzerinde beklenen bir konu. Şimdi... Emre Belezoğlu'na bir geri dönelim. Şimdi Emre Belezoğlu ile ilgili ben takımın teknik direktörü Emre Belezoğlu olacak. Bilgilerin bu yönde çünkü dedim. Ali Koç ve çevresine verdiği mesajlarla ilgili istihbaratlarım da aktardım. Bana bazı gazetelerin, bazı sosyal medya hesaplarının Emre olmayacak, yabancı teknik adam bakılıyor mesajlarını yolluyorlar. Ben bir kere bütün arkadaşlarıma, bütün meslektaşlarıma saygı duyuyorum. Haber kaynaklarına saygı duyuyorum. Yorumlarına saygı duyuyorum. Bu ayrı bir şey ama e ona bakarsanız bugün başka gazetelerde de başka kaynaklarda da bizim anlattığımız şekilde takımın Emre Belezoğlu ile devam edeceğine dönük iddialar var. Mesela o haberlerden biri fanatikte. Onlar da demiş ki bakın hoca konusunda yeni bir risk almaya gerek yok diyen Başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde Emre Belezoğlu ile devam etme kararını bir basın toplantısıyla açıklaması bekleniyor. Ayrıca başkanın yakın çevresine verdiği mesajların ee, geri verdiği sözde geri dönmeyeceği şeklinde yorumlandığı da yine ifade ediliyor. Yine başkanın yaptığı toplantıda takımın %70'i hazır cümlesi aslında Emre Belezoğlu ile devam edeceklerinin planlamalarının kafası kafalarında net olduğunun da bir göstergesi deniliyor. Bu arada başkanın yarın ya da salı günü bir basın toplantısı yapmasını bekliyoruz. Başkan bir iki gün içinde basın ve suplanın önüne çıkacak. Ve FB TV'de yapılması bekleniyor. Gazetecilerine davet edilerek bu ikinci basın açıklamasını. Şimdi 2-3 günlük bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreç içinde Fenerbahçe yabancı bir adam bulacak. Anlaşacak. Detayları görüşecek. Başkan da açıklayacak. Bu gerçekten zor bir konu sevgili arkadaşlar. Bu konuda böyle. Gelelim Deniz Türüç meselesine. Şimdi Deniz Türüç'ün transferini sevgili arkadaşımız Yasin Dallı'nın da ifade ettiği gibi İrfancan transferiyle bir alakası yok. Yani bir takas mevzu yok. Sezon sonuna kadar kiralıktı. İster Fenerbahçe'de kalır, ister Başakşehir'de devam etmek isterse devam eder. Fenerbahçe ona her türlü kolaylığı sağlayacaktır. Tabi Deniz Türüç, belki ben Fenerbahçe'de kamp görmek, Emre Belezoğlu'nun teknik direktör olduğu takımda devam etmek istiyorum da diyebilir. Onu da Yine size ifade edeyim sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim yine önemli bir konu üzerinden devam edelim. Vedat Muriç'e bir dönelim. Vedat Muriç menajerini değiştirdi. Kim oldu menajeri? Önce şu notlarımı hemen şuraya önüme daha net bir şekilde getireyim. Futurbol. İşte geleceğin topu, geleceğin futbol topu gibi bir e, Türkçe karşılığı var. E, Futurbola. Yani bu futurbol kim? Mirsat Türkçe'nin menajerlik şirketi Haluk Can ayrıldı. Mirsat Türkcan'ın menajerlik şirketine geçti. Vedat Muriç. Haluk Can Atar kimdi? Fenerbahçe'ye Rize'den getiren ki Galatasaray Fenerbahçe arasındaki rekabetli Haluk Can Atar vardı. Rize'den geldiği dönemde ve Lazio'ya gittiği dönemde Vedat Muriç'in menajeriydi Haluk Can Atar sevgili arkadaşlar. Şu anda Mirsat Türkcan. Şimdi olayı şöyle okumayın. Bakın bu işler profesyonel işler. Mirsat Türkcan Fenerbahçe'nin unutulmaz Hatta efsane basketbolcularında. Dolayısıyla Mirsat Türkçe varsa bu iş bitmiştir diye düşünmeyin. Bu işler profesyonel. Ben işi buradan okumanızı tavsiye etmiyorum. Zaten oyuncu Süper Lig'e dönmek istiyor Vedat Muriç ama bu konuda ağırdığını koymalı ya da kulübünün verdiği bir başka Serie A takımına ya da Avrupa takımına gidecek. Ama bir daha söylüyorum. Bence Vedat Muriç o eski performansını öncelikle en yüksek ihtimal Fenerbahçe'de yakalayabilir. Çok istendiği, kendisine ait hissettiği yerde oraya pek alışamadı. O yüzden bir risk olur Vedat Muriç için olduğu kadar Lazio için de Fenerbahçe dışında bir başka takıma bu oyuncuyu kiralamak sevgili arkadaşlar. Tabi golcü denirken, golcü meselesi denirken Diego Costa ismi de gündemde. Diego Costa'nın menajerinin Fenerbahçe ile görüşme çabası devam ediyor. Fenerbahçe şu ana kadar Diego Costa için bir masaya oturmuş değil. Çünkü elinde başka öncelikler var. Yine ifade ediyorum bakın bütün bu isimlerin dışında bana katılırsınız katılmazsınız bilmem ama benim bir fikrim var golcü konusunda. Bu haberden bağımsızdır. Yorum. Abu Bakar. Bu ligin bu bahsettiğimiz isimler arasında bir sezonu mesela Diego Costa yarım sezonu boş geçirdi. E, diğer oyuncuların performansı ortada. Hala en formda olan oyuncu Abu Bakar, Vicente Bu Bakar ve bu ligin golcüsü Vicente Bu Bakar. Ben olsam sakatlık durumu ile ilgili net bir raporlama yaparım. Eğer ikna olursam bir sent Abu Bakar'la yoluma devam ederim sevgili arkadaşlar. Diğer isimlere hiçbir şekilde bakmam. Bu arada Karagümrük'ten Lucas Biglia gibi e, Fabio Borini transferiyle ilgili de bu hafta içinde bazı gelişmeleri bekleyin. Önemli bir oyuncu, İtalyan bir oyuncu. O da Karagümrük'e gelmeden önce 1 buçuk sezon boştaydı ama önceki geçmiş harikaydı. Bu oyuncu için de Fenerbahçe, yani bir Lucas Biglia, bir Fabio Borini paketi yapabilir Fenerbahçe. Şimdi bana kızıyorsunuz, hep söylüyorum. Niye hep bilindik oyuncular, niye hep Türkiye'den oyuncular, rakiplerden oyuncular? Emre Belezoğlu anladığım kadarıyla bilindik ee, uyum sorunu çekmeyecek takıma ve bu lige isimler üzerinde bir strateji geliştirmiş. Bunu da ben bu süreci Böyle okuyorum sevgili arkadaşlar. Ama bu isimler arasında Real Madrid'in Brezilyalı sol beki Marcelo olduğunu pek duymadım. Marcelo'yu soruyorsunuz ısrarla onu duymadım. Ama mesela önemli bir isim yurt dışından Şakir'i duyduk, istihbarat ettik, sizlere haber ettik, aktardık. Şakir'i içinde Fenerbahçe'nin temaslarını sürdüğünü söyledik. O İsviçre milli takımında oynasa da Vedat Muriç gibi Kosovalı belki bir e, Muriç Kosovalı vatandaşı veya Kosovalı hemşerisi. Ee, e ile Şakir e Şakir'in pasıyla bu golü de kaydetti. Şakir'in ortasıyla Muriç, iki Kosovalı'nın e, golüyle e Muriç attı. Fenerbahçe öne geçti gibi cümleleri duyabileceğiniz bir sezonda yaşayabiliriz. Buna da dikkat edin sevgili arkadaşlar. Sevgili dostlar. Güzel bir Instagram yayını yaptık ama bunu şu anda YouTube'da ve Facebook'ta da muhtemelen izliyorsunuz. Bizi tüm mecralarımızdan lütfen takip edin. Yalnız bir şey keşfettim. Şimdi YouTube'da ki kitle başka, Instagram'da kitle başka, Facebook'ta bambaşka. Facebook'ta herhalde biraz daha 40-45-50 üstü gibi, hatta 50 üstü gibi ağırlıkla o yaş grubunda bizi dinleyen çok saygı duyduğumuz takipçilerimiz izleyenlerimiz var ama onların eleştirileri Facebook'ta biraz daha sert oluyor. Onlara sesleniyorum. Biz içeriği üretiyoruz, sizin önünüze beğeninize sunuyoruz. Beğenip beğenmemek tabii ki size kalmış. Ama bazı yorumlarınız Facebook'ta hakikaten çok sert. Ben tabii bunları tabiri caizse aşmış olduğumu düşündüğüm için çok takmıyorum ama yani o sertlikte eleştiri yapacağınıza öneride bulunsanız ya da izlemek istemiyorsanız izlemeseniz daha yerinde olur ama bakıyorum. İzliyorsunuz takip ediyorsunuz. daha böyle yapıcı eleştirilerle gelirseniz bizi de motive edersiniz. Biz çünkü YouTube ağırlıklı, Instagram ağırlıklı gidiyoruz. Facebook'ta da olmayı istedik. Bakalım Facebook'ta olmaya devam edecek miyiz? Çünkü Facebook'ta da bir sayfamız var. Onu da ilerleyen günlerde göreceğiz sevgili arkadaşlar. Çok önemli bir konuyla bitirelim. 1959 meselesi çok da soru geliyor. Fenerbahçe'nin tezleri çok sağlamdı. Galatasaray aynı tezlerle sağlamlıkla cevap veremedi. Türk futbolunun geçmişi ortadadır ve 1959 öncesindeki şampiyonluklar kabul edilmezse bakın kabul edilip yayın havuzuna katılıp katılmaması ayrı bir mevzu. Ayrı bir tartışma konusu. Ama kabul edilmezse Türkiye Futbol Federasyonu Türk futbolu kendi geçmişini kendi geçmişini reddetmiş ve ihanet etmiş olur. Bu şampiyonluklar Fenerbahçe'nin, Ankara Demirspor'un, Gençler Birliği'nin, Eskişehir Demirspor'un, Göztepe'nin bunların hakkı. Beşiktaş'ın keza hakkı. Galatasaray'ın bir tane var hakkı. Fenerbahçe'nin 8 tane var. Bu şampiyonluklar 9 tane var. Bu şampiyonluklar Fenerbahçe'nin hakkı. Bunlara dönük ben çalışmaların olumlu şekilde sonuçlanacağını uzun süredir duyuyordum. Ama son günlerde tabi bazı arkadaşlarımız olumsuz sonuçlandı. Öyle olmadı işler diyorlar. Saygı duyuyorum. Beklemekten başka şu anda yapılacak hiçbir şey yok. Beklemekten başka. Ama eğer 1959 öncesindeki şampiyonluklar reddedilirse Türk futbolu geçmişine ihanet etmiş olur. Alın terine ihanet etmiş olur. Hakkı adaleti bir kenara bırakıp başka gerçekliklerle karar vermiş olur. Umarım ki aklı selim kazanır, alın terine duyulan saygı kazanır ve 1959 öncesinde 7 kulübün şampiyonluğu verilir sonrasında da şu tartışmayı ayrıca yaparız. Yayın havuzu yeniden mi belirlenecek? Biliyorsunuz şampiyonluk sayılarına göre yayın geliri dağıtılıyor. O ayrı bir teknik mevzu. Siz önce hakkı ve adaleti yerine getirin. Alın terinin karşılığını verin. 1959 öncesindeki şampiyonlukları verin. Sevgili dostlar, Instagram sayfamı takip etmeyi, YouTube'da kanalıma abone olmayı, çevrenize önermeyi, Facebook'ta sayfamı takip etmeyi ve beğenmeyi, Twitter'da da gün içinde sürekli oradayız. Bizlerle birlikte olmayı yürümeyi sakın unutmayın. Kalın sağlıcakla canlı yayınlara, premier yayınlara Fenerbahçe'yi ve hayatı konuşan adam Ahmet Konanç'ın sosyal medya mecralarında devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla, hoşçakalın.